Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bu videomuzun konusu da artık yumurta sezonu geliyor. Hayvanlarınızı stresten uzak tutun diyoruz. Stres konusu kaz ve ördeklerde, sadece kaz ve ördek değil aslında bütün kanatlı aleminde de aynı şekilde ama kaz ve ördeklerde çok önemlidir. Kazlar ekstrem, bir kere doğalarında vahşi bir yapı olduğu için normalde kazların ataları biliyorsunuz göç eden hayvanlar, savunmasız hayvanlar. Bu hayvanlar doğal olarak doğada düşmanı çok olan hayvanlar. Sürekli tetiktedirler. Yani her türlü harekete ve sese tepki verirler. Bu nedenle kazlarınızı her türlü değişimden korumak zorundasınız. Elinizdeki kazlar da hibrit kazlar. İşte Çin kazı deseniz de, Linda kazı deseniz de, Mammut da, Mast da, Landes, Leghard. Bütün bunlar doğadaki vahşi kazların türevlerinden oluşuyor. Onlardan üretilmiş ticari kazlardır. Gerçek kazlar zaten uçan, göç eden kaz türleri. Değerli arkadaşlar, hayvanlarınız nasıl strese girer? Bununla ilgili maalesef çok fazla diyebilirim ki ya umursamazlık var ya cehalet var, ne var anlayabilmiş değilim ama hiç kimse bu konuda dikkat etmiyor desem yeridir. Örneğin kazlarınız en ufak bir hareket değişikliğinde, örneğin içeriye bir ziyaretçi aldığınızda, yabancı birisi geldiğinde ya da yabancıya bile gerek yok, çalışan personeliniz bile değilse, kazların içine girse strese girerler. Ya da giren kişi bir gün sarı bir montla, ertesi gün kırmızı bir montla girerse hayvanlar yine strese girerler. Kazlar renk körü değildir arkadaşlar, renkli görürler. Bu yüzden giydiğiniz kıyafet bile özel olmalı. Onların olağan hallerini bozmayacak, alıştıkları renkleri bozmayacak şekilde kullanmanız gerekli. Aynı kıyafetle girmelisiniz, aynı kişi içeriye girmeli. Yem verirken bile, örneğin bir ton arpanız var ve bitecek ve bundan sonra arpa alamayacaksınız. Diyelim ki yem değiştireceksiniz, buğday alacaksınız, yonca alacaksınız. Mutlaka değiştirmeden, yani yeminizin bitmesine son 2-3 gün kala biraz buğday, biraz arpa, sonra buğdayı daha çoğaltarak, arpayı azaltarak, sonra tamamen buğdaya geçme şeklinde böyle 3-4 günlük geçişler sağlayınız. Hayvanlar mutlaka alışsınlar. Yani bir anda hayvanı yeşile boğarsanız severek yiyebilir belki ya da strese girer mutlaka. Çünkü ishal olur örneğin. Stresten uzaklaşmasını sağlamanız lazım. Ani sesler, ani hareketler, yüksek sesle konuşmalar. Çoğumuz videolar paylaşıyor. Çiftliğinde paylaşırken örneğin hayvanların içerisinde bağırıyor. Hey maşallah maşallah falan diyor. Bu size göre güzel bir şey gibi gözükebilir. Hayvanlarınız size ses verebilir. Aslında onlar size bu kim ulen diye bağırıyorlar. Siz onu yanlış anlıyorsunuz. Bakıyorsunuz aa ne güzel onlar da bana cevap veriyor diye düşünüyorsunuz ama yüksek sesle böyle ani bağırmalar, ani ses yükseltmeleri yapmayın arkadaşlar. Hatta streslerini azaltmak için bulundukları ortama bir müzik koyabilirsiniz. Müzik derken işte ne bileyim rock'n'roll, disco müziği falan değil. Bir klasik müzik olabilir. İşte daha önce bahsetmiştim bazı videolarımda. Ne bileyim işte Kur'an-ı Kerim dinletebilirsiniz. Aynı ton, aynı fonda yavaş yavaş çalabilir. Hayvanlar dışarıdan gelecek bir uçak sesinde bile telaşa düşebilir. Strese girebilirler. Strese girmeleri, yem yememeleri, zayıflamaları, ne bileyim yumurtalarını kesmeleri anlamına gelir. O yüzden stresler uzak tutmak lazım. Başka ne var? Hayvanları strese sokacak. Örneğin yer değişikliği. Yani şu ahırda duruyorlardı artık bu ahıra. Hatta bu bahçede duruyorlardı bir komşunun bahçesine geçirmeyi bile düşünseniz 100 metrelik bir yerdeki değişim bile hayvanları strese sokar arkadaşlar. Işık çok önemli. Eğer ışık kapama, açma
yapacaksanız, ışık kullanıyorsanız ya da kullanmıyorsanız, bu ışık düzenini yumurta başlama anına, yani böyle bir ay, bir buçuk ay önceden artık sabitlemeniz, eğer ışık düzenine giriyor, diyelim ki 16 saat ışık veriyor, kalan 8 saatte de ışığı kapatıyor iseniz bunu şimdi başlamalısınız. Hiç ışık kullanmıyorsanız buna şimdi başlamalısınız. Söndürecekseniz şimdi başlamalısınız. Yani hayvanlar ekstrem bir şey görmemeli yumurta sezonu yaklaştığı anda. Bunun için de dediğim gibi yine o ışıklar bir anda gittiğinde birçoğunuz yaşıyordur. Mesela bazen elektrikler gidiyor. Işıklar bir sönüyor, hayvanlar sürekli bağırtılarla başlıyorlar. Diyelim içerideyseler dışarı çıkıyorlar, etrafta birbirlerini ezecek gibi karanlıkta turlamaya başlıyorlar falan. İşte bu tür stres hareketleri hayvanların, inanın, yumurtalarının kesilmesine, yeme alışkanlıklarının bozulmasına, bazen ölüme kadar giden durumlara neden olabilir. Kısacası arkadaşlar, hayvanlarımızı stresli ortamdan uzak tutmamız, bu yumurta sezonu içerisinde tadilat, gürültü yapmamanız, ziyaretçi özellikle hiçbir zaman almamalısınız ama yumurta dönemine girerken buna tamamen dikkat etmelisiniz. Hatta mümkünse personelinizi bile değiştirmeyin. Kovacaksanız çalışanınızı yumurta sezonu çıktıktan sonra kovun. Çünkü yeni gelen kişiye alışmaları en az 15-20 gün sürecektir. Yem değiştirmemenizi, ortamlarını, kullandıkları, alıştıkları, bütün sulukları, yemlikleri, etrafta bir dekoru, varsa bir ağacı budayacaksanız şimdi budayın. Çünkü ağacı bile budasanız, yaptığınız o gürültü, çaktığınız çivi bile hayvanları strese sokacaktır. Çok çabuk strese giren bir hayvan türüdür kaz ve hemen küser, hemen olayı analiz eder, ona göre de kendisini korumaya alır, verimden düşer. Bu konu oldukça önemliydi, o yüzden hızlıca size paylaşayım istedim. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.